Yerinizden buyurun Sayın Ünal. Efendim? Siz açıklamanızı yapın. Ben yetmezse bakarım duruma. Sayın Ünal'ın mikrofonunu açalım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Maalesef 2 hafta önce konutumuzda tatsız bir olay yaşandı. Sözlerimin başında merhume Allah'tan rahmet diliyorum. O kızcağız Ocak ayından beri 20 senedir hasta olan, MS hastası olan ve şu anda yatalak durumundaki eşime bakan 2 tane yardımcıdan bir tanesiydi. Son 2-3 aydır psikolojik yapısındaki bozulmaları fark edince 2. elemanı aldık. Onu gönderemeden kendisini gönderdi. Allah rahmet eylesin. Olayın 5. dakikasında polisimiz, ambulansımız ve itfaiyemiz geldi. Biz onlar gelene kadar 5 dakika içerisinde küçük kızımla beraber kendisini kilitleyip intihar ettiği odanın kapısını kırmaya çalıştık. Omuzum hala ağrıyor ama başarılı olamadık maalesef. 3-4 tane polisimiz oda kapısına yüklenip kapıyı açtılar. Hemen sedyeye koyup hastaneye kaldırdılar. Yarım saat sonra Ankara Emniyet Müdürümüz yanımızdaydı. Birkaç dakika sonra da nöbetçi savcımız yanımızdaydı. Ben her ikisine de ne gerekiyorsa elimden gelen bütün kolaylığı göstereceğimi söyledim. Dolayısıyla tüm aile fertlerimiz, yatalak olan eşim dahil, 2. çalışan kızcağız dahil, o gece yarısına kadar polislerimize ifadelerimizi verdik. Savcımıza 15 dakika süreyle olayı baştan sona size anlattığım gibi anlattım. Ondan sonra savcımız şeye geçti, hastaneye geçti, hastanedeki işlemleri takip etmek üzere. Ben ondan sonra bütün işlemler emniyetin ve savcılığın talimatları doğrultusunda devam etti. Hatta o gece ben milletvekili dokunulmazlığını bir araya kenara bırakarak bu swap işlemleri dedi. İlk defa ben de bu kelimeyi yeni öğrendim 2 hafta önce. Parmak izleri falan filan işte bu barut izi var mı? Açalım mikrofonunu. Dolayısıyla değerli kardeşler, değerli arkadaşlarım, ben polisimize ve savcımıza milletvekili dokunulmazlığını bir kenara bırakarak bu olayla ilgili tüm bildiklerimi, gördüklerimi anlatmaya çalıştım, anlattım. Allah hiçbirimizin başına böyle tatsız bir olayı vermesin. Sizlere de vermesin, bana da vermesin. Tabii bazı çevreler benim geçmişte Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığım çalışmalardan hoşnutsuz olanlar, huzursuz olanlar bunu fırsatı çevirip beni ve ailemi yerin dibine kadar soktular. Allah duruma hiçbirimizi düşürmesin. Şu anda savcılığımızın soruşturması devam ediyor. Bana düşen yer türlü görevi ben yaparım. Ne lazımsa yaparım diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.